Like the majority, and this is right answer. Doğru cevap üçüncü şey. As I said, both sides have non-working doubles such as WS, W2, W3, which is the same for red and white. However, it costs red much more because red needs slow double, right? White doesn't need it. Red needs slow double. That's why. Az önce söylediğimiz gibi küçük çiftler iki taraf için de çalışmıyor. Ama o küçük çiftlere ihtiyaç olan taraf geride olan taraf. Yani kırmızı. Dolayısıyla büyük zararı gören taraf kırmızı. İşte o yüzden pasa dönüş. How much is the difference? It's pretty big. It's like 70. It's big. It's like one. 70'lik bir hataya karşı. Okay, let's go for the next topic. Which is two member of. Now we change the topic to two member of. Şimdi konuşmanın ikinci kısmına geldik. İki pulumuz kaldı. O iki pulun alınışı sırasındaki küpler. Okay, for the starter, I'd like to show this one first. It's not a cube action, but I know a lot of people have hard times of finding this play. 2-1. What is your best play here? Konuya başlamadan önce bir küp kararı değil, bir pul oyunu kararı hakkında fikrinizi almak istiyorum. Bu durumda beyaz olarak 2-1 attığınızda nasıl oynarsınız? Bu zaman zaman karşılaştığınız bir problem. Okay, I presented the three choices. One is 6-2-3, or the other one is 5-2-2, like this, or 6-4-5-4. I'm making 2 points. It works W2 well. Sanıyorum 3 seçeneğin ne olduğu anlaşılır durumda sayılara bakarsanız. Hangisini tercih edersiniz? So, everybody's ready? Freeze your hands up for 6-3. 6'dan 3'e oynayacak olanlar ellerini kaldırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. How about 5-2? 5'ten 2'ye oynayacak olanlar ellerini kaldırsın ki öyle bir el yok. Nobody for 5-2. Okay, 1. 2. How about 3? Üçüncü şıkkı düşünenler, 6'dan 4'e, 5'ten 4'e. Make a 4 point. Okay, 1, 2, 3, okay. The right answer is 6-2-3. Doğru cevap bu sefer ilk cevaptı. Yani 6'dan 3'e oldu. This is the resulting position. By 6-2-3, you have 5 and 3. Or 6-2-2, you have 14 numbers with 5-3. 30 numbers with 6 and 2, and only 11 numbers with 4 and 4. Az önceki 3 şıkka karşılık gelen hamlelerin sonucunu görüyorsunuz burada. 5'e 3'e getirecek olursanız, yani 6'da 3'e oynayacak olursanız, bir sonraki elde o 2 pulu toplam 14 kombinasyonda alabilirsiniz. Eğer 5'ten 2'ye oynayacak olursanız, toplam sayınız 13'e düşer. 2 pulu da 4'e toplarsanız, toplam sayınız 11'e düşer. Bu sayıyı maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ilk seçeneği. And actually there is an easy rule to find the play. Doğru oyunu bulmak için aslında kolay bir kural var. First, if you can bear off, of course you should do it. Second, never put checkers on the same point, such as making a 4 point. This is always bad, okay? Şimdi kullanacağımız o kurallara başlıyoruz. İlk kuralımız, eğer bir pulunuzu alabiliyorsanız mutlaka alın. Bu kolay bir kural. İkinci kuralımız, asla iki pulunuzu da aynı noktaya getirmeyin. Az önceki bir seçenekte iki pulu da dört tanesine getirme seçeneğimiz vardı. Bunu asla yapmayın. Yayın. Bir başka bir şey. Okay, the last rule and most important rule is magic number 3, 1, 5, 2, 4. What the fuck is this? Okay. But if you remember all these numbers, 3, 1, 5, 2, 4, you can find all the right play in the two-man valve. Ve üçüncü kuralımız sihirli bir sayıya dayanıyor. 3, 1, 5, 2, 4. Birazdan bu sayının nasıl kullanılacağını anlatacak Koshi. Bu sayıyı bilirseniz neredeyse tüm durumlarda doğru cevabı bulabilirsiniz. And it's ranking of the gap between two checkers. So for example, if you can put two checkers as three pips apart, this is always best. If you cannot do this, then you can try to find the one chip, one pips apart. This should be the second best, and five, and so on, okay? Burada gösterilen 3, 1, 5, 2, 4 rakamları yan yana koyacağınız pullar arasındaki mesafeyi sembolize ediyorlar.
Mesela bir pulunuzu 5'e, diğerini 2'ye koyarsanız aralarında 3 piplik, 3 sayılık fark olur. Bu buradaki üçünüz. Eğer becerebiliyorsanız 3'ü yakalamaya çalışın. Eğer bunu beceremiyorsanız aralarında 1 fark olmasına çalışın. Yani biri 4'te, biri 3'te olsun. Onu da beceremiyoruz. O zaman aradaki 5'i bulmaya çalışın. Okay, let's apply them in problem number 7. Hadi şimdi bunu uygulayalım 7. problemi. Beyaz 3-1 attı. Nasıl oynar? Hatırlatayım mı güzel sayı? 3-1-5-2-4. 6-2, okay. Too easy, yeah? How about, please, your hands up for the 6-2. Birinci şıkkın doğru olduğunu düşünenler ellerini kaldırsınlar. Yani 6'dan 2'ye sağlarız. Okay, how about 5-1? İkinci şıkkın doğru olduğunu düşünenler. Yani 5'ten 1'e sağlarız. No one. How about the 6-3-5-4? Ve üçüncü şıkkın doğru olduğunu düşünenler. 6'dan 3'e, 5'ten 4'e. 3, okay. If you use my rule, it's very easy. 6-2 is the right answer. Doğru because cevap now, var. These two checkers are three tips apart. Actually, I can do this. Çünkü yeah. Aralarında 3 sayı var. 1, 2, 3 tips apart. And second best is 4-3, which is one tip apart. And the third best is 6-1, which is 5 tips apart. İkinci en iyi durumumuz, iki pulu yan yana getirdiğimiz durum. Yani aralarındaki farkın 1 oldu. Üçüncü en iyi durumumuz da aradaki farkın 5 oldu. Bu 3, 1, 5'e az önceki sihirli sayıdan hatırlıyoruz. So it follows the rule. 3, 1, 5, as I said before. 3, 1, 5, 2, 4. İlk rakamımız en iyi olanı gösteriyor. İkinci rakamımız sıradakini. Bunu unutmadan bu sayıyı aklımızda tutmayacağız. Evet. Well, somebody told me this is very easy to remember because 3-1 as the number of the day in 1 month, 52 is the number of weeks in 1 year, and 4 is the number of the season in a year. Evet, bu sayıyı aklımda tutmanın güzel bir yolu önerildi az önce. O da şu. 31 bazı aylarımızdaki gün sayısı, 52 bir yıldaki hafta sayısı ve 4 de bir aydaki hafta sayısı. Bir yıldaki 4 mevsim. I think it is too smart anyway, yeah? Bir yıldaki 4 mevsim. Nisan. Okay, now I want to change it to next problem, which is problem number 8. 8. problemimiz devam ediyor. Küçük bir değişiklik yaptım hocam. Now it's cube action again. White has one checker on the 5-1 and one checker on 2-1. Artık bir küp kararı soruluyor. Beyazın pullarından biri 5'te, biri 2'dir. Doğru karar ne olur? No double take. Double take. Okay, please your hands up for no double take. Birinci şıkkı düşünenler. No double take. Video çekmez, çekilirse karşı taraf olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. How about the double take? Video çeker, karşı taraf alır. Okay, anyone for double pass? Bu durumda video ve pass düşünenler. Okay. The right answer here is... Okay. Before I show you a right answer, you have to count it actually. You have to count numbers which make you pair of two checkers. For example, 5-2 you can bear, right? 5-3, 5-4. You have to count it to find right answers here. Bu sorudaki doğru cevabı bulabilmemiz için saymayı öğrenmemiz gerekiyor. Bize kazandıran zarlar kaç tane, kaybettiren zarlar kaç tane bunu bilebilmeliyiz. But sometimes, some people have a hard time of counting numbers because you have to follow the rule how to count. First, count the lesser one, okay? You have to count the small part. Second, count them in order. Such as you have to count from big to small or small to big. You have to do this. Otherwise, you will be in trouble. I often see intermediate beginner players count like this, okay? Ah, I can bear off with 5-3, 5-2. How about 6-2? Yeah, 6-2. 4-1, maybe not. Such as like this, okay? And you never ever get the right answer here with this kind of way, yeah? You have to count them in order, such as 6-5, okay? 6-4, 6-3, 6-2. You have to count them in order, okay? Then,
become non-doublet first, then multiply by 2, because non-doublet has 2 possibility to roll, then go for doublet. Bu tür sorulara cevap verebilmek için saymayı öğrenmemiz lazım ama çoğu insan için zarları saymak zor bir mesele. Çünkü onları sistematik olarak saymayı öğrenmemiş durumdayız. Şimdi sistematik olarak zarlar nasıl sayılır? Buna ilişkin ipuçları veriyorum için. Bu ipuçlarından birincisi şu. Eğer sizin kazandıracak olan zarlar daha azsa onları sayın. Kaybettirecek zarlar daha azsa onları sayın. Yani az olanı sayın. İşiniz çabuk. İkinci seçeneğimiz o sayacağınız şeyleri belli bir prensiple sayın. Ya en büyükten başlayın en küçüğe doğru sayın ya en küçükten başlayın en büyüğe doğru sayın. Yani az önceki örnekte bir pulumuz 5'te bir pulumuz 2'deyken hangi zarlar bize aldırır diye soruyorsanız şöyle yapın. 5-2 ile alırım. 5-3 ile de alırım. 6-2 de alırım. Böyle yaparsanız mutlaka atlarsınız. Bunun yerine mutlaka en büyükten başlayın. 6-2 alıyor, 6-3 alıyor, 6-4 alıyor, 6-5 alıyor gibi. Ve son olarak çift olmayan zarları sayın. Onların her biri iki farklı biçimde geleceği için 2 ile çarpın. Sonra çift zarlarınızı sayın. Onlar zaten kendi başlarına yeterli sayıyı verecekler. Okay, let me show you. Let's count them, okay? Hadi şimdi sayın. I will do it from the big one to the small one. Let's start with 6-5, yeah? 6-4, yes. 6-5'le 6-4, 6-2, you can bail, okay? 6-1, you miss, okay? 6-5'le so I don't. Then I go for the next row. 5-4, 5-3, 5-2. 5-1, I miss. 4-3, I miss. 4-2, Only double then. Only double then. Then I see I have 7 already. 7 times 2 is 14. Then I go for the double, right? Double sixes, double five, double four, double three, and even double two ones, okay? Double eight, double. So I see 5 here. So I remember it was 14. 14 plus 5 is 19. Evet. Şimdi Türkçe sayalım bütün bunları. Kaç kombinasyonda biz bu iki pulu kaldırabiliyoruz? Prensipli sayacağız. Büyükten küçüğe doğru. Önce tek olanları yani çift olmayanları sayacağız. Altılardan başlayalım. 6-5'le alırız. 6-4'le 2 pulu da alırız. 6-3'le alırız. 6-2 ile alırız. Ama 6-1'le alamayız. Şimdi 5'lere indik. 5-4'le alırız. 5-3'le alırız. 5-2 ile alırız. Fena değil. Toplamda 8 kombinasyon elde ettik. Ama unutmayın bunlar çift olmayan zarlar olduğu için 2 ile çarpılmalıdır. 8 çarpı 2, 16 yapalım. Şimdi de çiftlere devam edelim. 6-6, 5-5, 4-4, 3-3 şeklinde giden seriye bakın. Ve bütün bunların toplamının 19 olduğunu göreceksiniz. Eğer hata yapmazsam bir yerde. Bu durumda 19'lar kombinasyonu bize maçı kazandırır. 17'si kaybeder. So, anyway, the right answer is a double take because we counted it as 19, little more than 18, which is half of the law. So you must be a tiny favorite. Saydık ve 19'ların bize kazandırdığını gördük. Toplam 36 zar olduğuna göre 18 olsaydı tam orta olurdu. Demek ki küçük bir miktarda favori durumdayız. Dolayısıyla double çekmeliyiz. Okay. Even though you are a tiny favorite, you have to double it because this is a very last moment. So you gotta double it. Bu son atış olduğu için bu küçücük avantajla bile olsa o double'ı çekmelisiniz. Çünkü karşı tarafın artık bir double şansı kaldı. And however, as a red it's easy take because white can miss with 17 numbers which is much more than 25%. Kırmızı tarafından bakacak olursanız bu çok rahat bir video alır pozisyonu. Çünkü biliyorsunuz ki beyaz 19 zarla kazanacak ama kalan 17 zarla kazanamayacak. 17 zarla siz kazanacaksınız. Ve %25'in çok üzerinde bir rakam bu. Almalısınız. Okay, somebody asked me if it's a beaver or not. Bu bir beaver mı değil mi diye bir soru geldi. Money game'lerde kullanılan bir tabir. Okay, I show you this one, okay? Everybody know this, yeah? You can, if you have never ever seen it, you can see it in downstairs, okay? And you can make a lot of money, maybe. So, I will show you how favorite you are.
in 5-2 position. This way, yeah? You can put 19 chips in a roulette table. Okay, in the roulette table you have 36 numbers, okay, as in backgammon. It's exactly the same in backgammon and roulette actually. So, if you have 5 and 2, and if you have a 5-2 position, you have 90 numbers to bear out in one row, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, times 3 plus 1 is 19, okay? Şimdi pullarımız 5 ve 2'deyken avantajımızın ne olduğunu bir rulet masası üzerinde görsel olarak ifade etmeye çalışıyor Mochi. Ve buradaki 36 farklı sayıdan kaçına sanki kişimizi koymuş gibi olacağız, onu anlatacak. 19 farklı kombinasyonda oyunu kazandığımızı biliyoruz. Çiftlerimiz 19 farklı haneye kaldı. Çiftlerimizin konmadığı 17 hane kaldığına dikkat edin. Bu durumda kazanma şansımız neyse, 5'e 2 pozisyonunda oyunu kazanma şansımız tam olarak o. Okay, without this chip, without this 19th chip, it's a 50-50, okay? But just because of this one chip, okay? This one tiny chip makes your favorite. Small favorite, yeah, like this, yeah? Only a tiny favorite. This is how tiny you are in 5-2 position. Bu 19'daki chipimiz olmasaydı, kazanma ihtimalimiz de kaybetme ihtimalimiz eşit olacaktı. Tek avantajımız buradaki o tek çift. Bunun da çok küçük bir şansa karşılık geldiğini fark ediyorsanız 5'e 2 pozisyonundaki avantajınızın ne kadar düşük olduğunu anlarsınız. So now you understand why it's not a fever? Do you understand why it is not fever? Yes. Okay. It's almost a fever. You don't make too much wrong with a fever. Okay, you can go to casino. Yeah. Yeah, you know, who cares? Yeah, almost the same. Okay, let's go to the next one. So the next one. It's exactly the same timer, but I change the position to 2-2 instead of 5-2. Now what? Aynı tema üzerinden sıradaki soru. 5'e 2'de ilk pullarımız 2'ye 2'de. Yani 2 pullumuz da 2'de. Şimdi doğru karar sizce ne olur? Double pass? Everybody double pass, ha? Double take, okay. Double take. Okay, who thinks it's a double pass? Double pass? Anyone? Double pass? Okay, like 30%. How about double take? Okay, double take is a majority, but it's actually close. Bizde yapacağım abi. Once again, we must count it, okay? No one. This time, we count only the misses, okay? We miss with any aces, which is 6-1, 5-1, 4-1, 3-1, and 2-1. So I see 5 times 2 is 10 numbers. And double ace actually, okay. So 10 numbers are more than, 10 numbers is more than 9, so it's a double take. Bu durumda da içinizden öyle geliyor diye bir karar vermek yerine standart prosedür uygulamalı ve saymamız. Kaç zarlar almıyoruz? Çünkü almadığımız zarlar daha az. Bunları saydığımızda 6-1, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1'in almadığını görüyorsunuz. 1-1 alır. Bunlar tek zarlar. Dolayısıyla 2 ile çarparsınız. Yani 10 kombinasyon almaz. Rakibin bu kırmızının bu videoyu alabilmesi için 9 zarını almaması yeter. 10 zar almanına göre bunu alabilecek. Çünkü %50. Okay, now we see white has 10 misses. So how many times white can bear off? 36 minus 10 is 26, okay? So 26 out of 36 times white can win, which is much more than before. Okay, this is, as we have seen before, it's 19, but this time, if you have two checkers on the this point, it will be like this, yeah? Much more. Mm-hmm. 7 chips more. Now you see you are much more favorite than before. Az önce pullarımız 5 ve 2'deyken sadece 19 çekilmiş sayıydı. Şimdi ikisi de 2'deyken farkındaysanız toplam sayımız arttı ve 26'ya ulaştı. Bu da kazanma ihtimalinin görsel olarak ne kadar arttığını gösteriyor. Now I want to put emphasize on that the 5-2 and 2-2 is double take both ways. However, 2-2 is much more strong as we see.
Özellikle belirtmek istiyorum ki 5'e 2 pozisyonu da, 2'ye 2 pozisyonu da, ikisi de Lido ve Olur'dur. Ama 2'ye 2 pozisyonu çok güçlü bir Lido'dur. 5'e 2 pozisyonuysa zayıf bir Lido'dur. So, only roulette, no blackjack today. Blackjack is the way to advance. Okay. Position is completely different now. So now, problem number 9. Şimdi 9. problemimiz. We can use the knowledge that we learned. Şimdiye kadar öğrendiğimiz şeyleri kullanabiliriz. Red die. White has one check on the 5 point and one check on this point. And red has two checkers on this point. And white has own the cube. Evet, kısa bir özet. Beyazın pulları 5 ve 2'de. Bu pozisyon hakkında bir fikrimiz var. Kırmızının pullarının ikisi de 2'de. Bu pozisyonu da inceledik. Burada bir ek bilgi var. Küp önceden çekilmiş ve beyazın tarafından. Soruyu tahmin edebilirsiniz. Beyazın küp kararı ne olur? So who thinks Nori double take? Nori double take. Doğru cevabın Nori double. Wow. Lido çekmez ve alır olur. 3, 4, 5, 6, 7, okay. How about double take? Vido ve alır diye düşünenler. Interesting, nobody. Take it. Yes. Oh, okay, Abdora. How about double pass? Vido ve pass diye düşünenler. Oops. There's no number 4, okay? So people who don't vote for number 1 must be number 3, right? Dördüncü bir seçenek olmadığına göre birini mutlaka seçmeniz lazım bunlardan. Okay, I ask you again. Tekrar soruyorum. Number 1, Nori double take. Who thinks Nori double take? Birinci şıkkı düşünenler ellerini kaldırsın. Nori double take. Nori double, but double. Nori double, but double. Okay. Yes, that means, you know, 1 and 2 can be right. Excuse me? No. 1 and 2 can be right. It is Nori double, but double. Yes. Yes. It can be Nori double, but double. It's double take. So it's it may be the same, 1 and 2. Okay. It's my mistake. It should be no double. Yes, okay. Yeah, yes. Sorry. Okay, sorry. So the first is double, but not double. Yeah, I got it. No redouble take, or redouble take, or redouble pass. Okay. Orada bir ufak hata var. İkinci şık redouble, üçüncü şık redouble diye düzeltilmiş oldu. Now again. Okay, now again. Yeah. Freeze your hands up for no redouble take. İlk şıkkı düşünenler ellerini kaldırsınlar. No redouble take. Marco! Wow, Marco! Okay, how about double take? İkinci şıkkı düşünenler, bir doğal. Double take, only two. How about redouble pass? Üçüncü şıkkı, redouble, yani tekrar bir doğal ve pass. Okay, not so many. Right answer is no redouble. Hey. Doğru cevap tekrar redouble çekilmez. Tekrar redouble çekilmez. Çekilirse rakip alır. Why it's no redouble? Because 5 and 2, as I said, is like a feedback coin. It's very very tiny favorite. And 2 and 2 is a big favorite for that. Bundan önce de söylediğimiz gibi 5'e 2 pozisyonunda biz küçücük bir avantaja sahibiz. 19. çipi hatırlayın. Oysa rakip 2'ye 2 pozisyonunda eğer sıra ona gelirse çok güçlü bir pozisyona sahip double check. What if the cube is in the center? If the ownership double check? Well, it's actually, if the cube is center, it's a double take. Sure. However, as in the case, white owns the cube, so it's stupid to give a double and offer a chance to the cube. It's very stupid. Okay. Bu durumda önemli olan küpün nerede olduğunu fark etmek. Şu anda küp beyazın tarafında ve burada durduğu sürece sıra kırmızıya geçse bile kırmızı redouble çekemez. Yani vidoyu kaplayamaz, küpü kaplayamaz. Ona bu imkanı vermemeliyiz. Dolayısıyla bu durumda bu küp burada kalmalı, biz vido çekmeyelim. This position is also known as Jacobi paradox because if red has one checker here and two checkers here, like this, yeah, or like two on the ace point, then it is a double. Okay. Bu Jacobi paradoksu diye bilinen çok özel bir pozisyon. Bunun paradoks olarak adlandırılmasının sebebi bu. Şu haliyle vido yok, alır. Ama kırmızının pozisyonunu biraz daha iyileştirecek olsak, tekrar ediyorum, iyileştirecek olsak,
Yani bu iki pulu buraya kaydırsak, önceden no readable take olan durum, yani video çekmez alır olan durum, bir anda video çekere dönür. It is paradox. Because if you put two checkers on the ace pawn, it's surely better for the red, but it makes white to double. Yes. Paradoks olmasının sebebi, kırmızı daha kötü durumdayken beyaz double çekemiyor, bir double çekemiyor. Kırmızının durumu iyileşince bir double çekemiyor. Çekiyor. İşte zaten o yüzden adı paradoks. The reason is the red has so much power from doubling. Bunun altında yatan sebep de kübü tekrar çekme, yani katlama ihtimalinin o anın kırmızı için büyük bir güç yaratıyor olması. Şimdi de son probleme geldik. White has one checker on 5, one checker on 3, and red has the same. Simetrik bir pozisyonumuz var. İki tarafında pulları 5 ve 3. Kim zorlatıyor? Beyazlar her zaman olduğu gibi. And cube is in the center. Küp de ortada. Sono tre scarpe degli altri. Any opinion? Fikri olan var mı? Double take. Double take. Yes.